Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır Baby Doge videosu yapmıyordum. Uzun araştırmalarımdan sonra bir Baby Doge videosu yapmak istedim. Çok araştırmalar yaptım. Hani şu şekilde teknik bir yorum yapayım, analiz yapıp yorum yapayım size arkadaşlar. Baby Doge hakkındaki yorumum şu şekilde olacak. Eğer elinizde Baby Doge varsa hani şu anlık satmayın. Uzun vadeli yapın, hani elinizde Baby Doge varsa uzun vadeli yapın. Hani uzun vadeden hiçbir zaman zarar çıkmaz, her zaman karlı olursunuz arkadaşlar. Onun için çok şeyler falan da var, hani çok projeler falan da var Baby Doge hakkında. Ayrıyeten de şu şekilde size söyleyeyim, Elon Musk ne zaman Dogecoin hakkında bir yorum yaparsa ve bir paylaşımda bulunursa, farkındaysanız Baby Doge da aynı şekilde bir yükseliş falan yaşıyor arkadaşlar. Onun için zaten Baby Doge ve Elon Musk'ın bir anlaşmaları falan var. Projeler falan gelecek arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Zaten bu videomu yapmak isteyen çok arkadaş var. Çoğu arkadaş videoların altına yorum yapıyor. Baby Doge hakkında yorumunu bekliyoruz diye arkadaşlar. Ben de hani bu yorumu yapacağım size, bu videoyu yaptım size arkadaşlar. Aklınızda başka coin ile ilgili hangi coin ile ilgili bir video çekmemi istiyorsanız da yorumlarda belirtin, veya şurada Instagram hesabım var. Instagram hesabımdan burada bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da Baby Doge 2022 yılında ne olur, 2023 ve uzun vadeli ne olur, onu da size söyleyeyim. 2022 yılında hani yeni projeler falan geldikten sonra yakımlar falan gelecek. Aynı Shiba gibi olacak arkadaşlar. Hani bunu da size söyleyeyim. Hani ayrıyeten de şunu söyleyeyim. Türkiye'nin zaten haber kaynaklarına bakıyorsunuz. Shiba veya Baby Doge hakkında pek fazla, çok az bilgi var. Ve ben de Türkiye'nin pek fazla şeylerine bakmıyorum. Yabancı haber kaynaklarına bakıyorum. Amerika olsun, Çin olsun veya vesaire işte. Onlarınkine bakıyorum. Orada gördüklerimi sizinle paylaşıyorum. Hani Baby Doge hakkında çok güzel yorumlar falan geliyor. Haberler falan geliyor. Yeni projeler falan geleceğini söylemişler. Ayrıca da 2022 yılı içinde 3 tane sıfırı sileceğini belirtmişler arkadaşlar. Hani bu boğa sezonunda yeni listelenmeler falan gelecek. Yeni listelenmeler şu şekil olacak. Binance TR başta olmak üzere Robinhood listelemesi de geleceğini gördüm bir yerden arkadaşlar, haberlerden. Onun için hani elinizde Baby Doge varsa arkadaşlar sakın satmayın. Hani benim sözümü dinleyip de satmayın. Arkadaşlar kazanıyor. Hani bir önceki videolarıma baktığınızda yorumlarda bakın. Instagram'dan da hani çok arkadaş teşekkürlerini sunuyor. Sen insanında şu kadar kazandık, hani şu kadar falan kazandık diye. Yani ben sadece araştırma yapıp sizin için yani video falan çekiyorum arkadaşlar. Onun için eğer elinizde Baby Doge varsa tekrardan söylüyorum, satmayın. Uzun vadeli yapın. Hani bugün silmez bir sıfır, yarın silmez, bu yıl silmez veya diğer yıl silmez. Hani bu Baby Doge unutursunuz. Hani birkaç sene sonrasında bir bakmışsınız Baby Doge fırlamış. Aynı Shiba gibi, Baby Doge diyorum, Dogecoin gibi. Dogecoin'in ben ilk çıktıkları 2013-2014 yıllarından beri, yani o zamanlardan beri takip ediyorum. Hani 2013 diyorum, pardon, 2020 yılından beri takip ediyorum. Hani o zamanlardan beri baya bir yükselişler falan yaşamış arkadaşlar. Onun dışında şu şekil söyleyeyim. Baby Doge da yükselişler falan yaşayacaktır. Dogecoin gibi ve Shiba gibi. Çünkü Baby Doge'u destekleyen çok kişi var. Yüksek miktarlarda alımlar yapılıyor ve yüksek miktarlarda alım satımlar oluyor. Onun için hani size şu şekilde söyleyeyim. Benim de elimde bir miktar Baby Doge var. Ve bu Baby Doge'ları hiçbir zaman satmayacağım. Zamanı geldiğinde hani sattığım zaman, o zaman da bir video yapacağım arkadaşlar. Ve bunu sizinle paylaşacağım. Onun dışında şu an demek istediğim başka bir şey yok. Hangi coin ile ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin veya Instagram hesabımdan bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim, bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hepsini kendiniz de biliyorsunuz. CoinMarket'ten
veya yabancı haber kaynaklarından araştırıyorum. Oradan sizin için yorumluyorum size arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bana da biraz destek olursanız sevinirim.